Türkiye savaş gemilerini bölgede belli başlı noktalara konuşlandırdı. 24 saat içerisinde 5 savaş gemisi konuşlandırdı Türkiye o adaların civarına ve bu sayı git gide artıyor. Türkler neyi amaçlıyor? Bizi yine namlunun ucuna koydular diyorlar ve burada konuşlanmış namlusu Yunanistan'a doğru dönmüş olan gemiler ve askeri teçhizatlar Yunanistan'da büyük bir panik havası yaşatıyor. Merhabalar sevgili dostlar. Yunanistan'la gerginlik yaşadığımız günlerde giderek artmaya başladı. Geçtiğimiz yayınlarda bununla alakalı bazı anekdotlar paylaşmıştım. Bugün neler olduğunu bir özetlemek istiyorum. Savunma Bakanımız Yaşar Güler'den Yunanistan'a sert ve net bir mesaj geldi. Biliyorsunuz ki bir Yunan bakan Türkiye'ye çok böyle ağza alınmayacak cümleler kurmuştu ve mantıksız bir takım söylemlerde argümanlarda bulunmuştu. Miço Takis'in Türkiye'ye karşı söylemiş olduğu sözler var. Erdoğan'ın vermiş olduğu yanıtlar var. Hakan Fidan'ın da yavaş yavaş devreye girdiğini çok net olarak gözlemleyebiliyoruz. Neler olup bitti? Bunları konuşacağız, tartışacağız ve neler olacak? Bunlara biraz bakacağız. Yunanistan'la alakalı geçtiğimiz yakın dönem içerisinde son bir yılda diyelim. Böyle ılımlı bir hava esiyormuş gibi dururken ben bu ekranlarda çıkıp sizlerle şunu paylaşıyordum. Defalarca kez ekranlarda bunu dile getirdim. Bakın aldanmayın o adamların yani Yunanistan'ın bizimle alakalı bin yıllık bir hesabı var. Bin yıllık bir hesabı var. Üç günlük yumuşak hava estiğinde bir yerden Meltem bir yerden Poyraz bunlar buna aldanmaz adamların bin yıllık kini var diyordum. Peki beni dinleyenler ne diyordu? Kimileri belli bir kısımdan, belli bir zümreden bahsediyorum. Savaş çığırtkanlığı yapma. Arkadaşım ben savaşalım, bilmem ne yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım demiyorum. Ben diyorum ki bak adamların niyeti bize iyi değil. İyi değil. İyi niyetli bakmıyorlar bizim topraklarımıza. Hırsla, kinle, intikamla bakıyorlar. O yüzden bizim de kendi konjektürümüzü ona göre ayarlamamız, kendimizi korumamız, kollamamız lazım diyordum ki bugün yine benzer bir noktaya geldik. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgias'ın haddi aşan F-35 sözlerine yanıt verdi. Yaşar Güler buyursunlar gelsinler turistik geziye dedi. Bakın ne demişlerdi onu bir hatırlatmak lazım aslında. Yaşar Güler neden bu sözü söylemişti? Erdoğan'ın söylediği Yunan ayağını denk alsın yıllar önce söylemişti ya bir gece ansızın gelebiliriz sözlerine karşılık. Asıl biz satın aldığımız F-35'lerle bir gece ansızın Türkiye'de Ankara'da olabiliriz. Türkler kendilerini ne zannediyorlar? Hava savunmaları, savaş uçakları sıfır bizim yanımızda. Bizde F-35'ler var. Artık onlar gece rahat uyumasın diye bir böyle çıkış vardı Yunanistan'dan. Bunu pekiştiren bir çıkışı da Michotakis yapmıştı. Yaşar Güler'de yılda 60 milyon turist geliyor bu ülkeye. Yunanlılar da isterlerse buyursunlar gelsinler. Bu topraklara başka hiçbir şekilde gelmeye yürekleri yemez. Bundan bahsediyor Yaşar Güler. Şimdi peki asıl bir başka nokta var. O noktadan bahsedeceğiz. Öncelikle şöyle bir harita alalım arkamıza istedim. Çünkü baktığınız zaman Yunanistan'ın Dedeağaç'tan Kavala'ya, Selanik'ten e, Larisa'ya, işte Girit'ten buradaki diğer bütün irili ufaklı adalara her yere Amerika'ya kiraladığını, artık ordusunu ve halkının geleceğini Amerika'ya peşkeş çektiğini çok net olarak görebiliyoruz. Bu bir hatırlatma olarak burada dursun. Yunanistan'ın gazı aldığı yerde orası. Ama mesela onlara gaz veren Biden'ın Erdoğan karşısında... Şimdi neden Erdoğan'la karşı karşıya getiriyorum? Çünkü Erdoğan'ı Türkiye'yi şöyle şöyle devireceğiz diyordu değil mi Biden? Ne oldu? Kendi devrildi gitti. Öbür tarafta Kavala Harris mi? Birileri gelmeye uğraşıyor. İşte bir şeyler oluyor. Da, Trump mu o mu? İkisi de birbirinden beter bir durumda. İşte arkasını dayadığı dağ o. Oraya güveniyor. Ama onlar da yarı yolda kalacak. Yani 3-5 sene içerisinde göreceksiniz Yunanistan'ın nasıl pişman olduğunu. Şimdi şöyle bir adise gerçekleşti. Burası çok önemli. Türkiye savaş gemilerini bölgede belli başlı noktalara konuşlandırdı. Yunan basını yine Türkiye'yi böyle manşete taşıdı. Katimerini gazetesi Kerpe ve Çoban adaları dışında Türk savaş gemilerinin görüldüğünü okuyucularına Yunan halkına duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katılmıştı. Burada önemli açıklamalarda bulunmuştu. Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını kuzeyde yaparız demişti. Ankara'yla iki devletli bir çözüm dışında herhangi bir öneriyi biz kabul etmeyeceğiz demişti. Miçotakis de asla böyle bir şey olmaz. Efendime söyleyeyim biz tek taraflı tek ülkeli bir çözüm istiyoruz. Türkiye'nin garantörlüğüne karşıyız diyordu. Öbür taraftan Dendias çıkıyordu e, Yunan Savunma Bakanı Türkler işgalcidir diyordu bilmem ne diyordu eski Yunan Dışişleri Bakanı oradan hatırlarsınız onu. Bu tür gerginliklerin ardından bu gelişmeler arasında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunan Sağlık Bakanı e, işte Open TV'ye verdikleri röportajda Türkiye'yi hedef ...falan tehditler savunmuşlardı. İşte Dendiyaz, Kıbrıslı Türkler hakkında... ...ve Türkiye'li Türkler hakkında... ...utanç verici sözler dile getirmişti. E, bizim hukuk dışı olduğumuzu söylemişti. Sağlık Bakanı da F-35'lerle... ...Ankara'ya bir gece ansızın geliriz... ...falan filan sizi yatağınızda basarız... ...vari e, sözcükler dile dile getirmişti. Türkiye'nin havacılıkta sıfır olduğunu iddia etmişti. Ama aynı Dendiyaz... ...bir hafta önce verdiği demeçte... ...şunları dile getiriyordu. Türk sihalarından korunmak için... Ee, üst düzey bir hava savunma sistemi teknolojisi geliştirmek zorundayız. Delik deşik ettiler. Her şeyimizin yerini biliyorlar. Patlak çatlak tabancalarımız bile hangi çekmeceye koyduk Türklerin haberi var diye isyan eden de bir Yunan vardı öbür tarafta değil mi? Birbirleriyle bu kadar çelişen iki bakandan bahsediyoruz. Gazetenin bugünkü manşetinde gerginliğin arttığı iddia edilirken bu adalardaki Türk varlığından bahsediyorlar. Ve şunu diyorlar 24 saat içerisinde 5 savaş gemisi konuşlandırdı Türkiye o adaların civarına ve bu sayı git gide artıyor. Türkler neyi amaçlıyor bizi yine namlunun ucuna koydular diyorlar ve burada konuşlanmış namlusu Yunanistan'a doğru dönmüş olan gemiler ve askeri teçhizatlar Yunanistan'da büyük bir panik havası yaşatıyor. Sevgili dostlar Hakan Fidan da bu konuyla alakalı Yunanistan öyle ya da böyle iki devletli çözümü kabul etmek zorunda. Bakın batımızda yaşanan bu hadiseler, güneyimizde yaşanan Gazze Savaşı, İsrail mevzuları. Burada da iki devletli çözümün gerçekleşmesi gerektiğini savunan bir Hakan Fidan var. Bakın küresel çaptaki bölgesel krizler Hakan Fidan'a göre şu anda şimdi en yakın zamanda iki devletli çözümlerle veya alternatif bir takım fikirlerle. Dostane bir şekilde çözülmezse artık savaş çıkacak diyor. Bir üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak seslerinden bahsediyor. Hakan Fidan bir şey söylüyorsa boş değildir. Bakın. Türkiye etrafındaki terör örgütlerinden korkmaz. Türkiye içerideki ajanlardan, kriptolardan çekinmez. Türkiye sınırlarındaki askeri unsurlardan ve varlıklardan geri adım atmaz ve onlar da bunu biliyor. Bizi psikolojik manada yıldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yüz ölçümü olarak fena sayılmasa da e, Happy Topu İstanbul'un neredeyse yarısı kadar nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Baklavaya, yoğurda, dolmaya, benzeri birçok ürünümüze sahip çıkmasıyla tanınan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi çıkıp bir gece ansızın gelebiliriz diyen bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'nin havacılıkta neredeyse sıfır olduğunu iddia eden bir ülkeden bahsediyoruz. F-35'lerle, arkadaşım Amerikası, Rusyası yapamaz bunu. Ankara'yı basmayı konuşan bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğunu dile getiren, iddia eden bir ülkeden bahsediyoruz. Densiz bir ülkeden bahsediyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz sözü o kadar ağırlarına gitmiş ki, bunu nasıl çıkartırızın hesabını yapan bir ülkeden bahsediyoruz. Bakın diyorum ya bunların bin yıllık hesabı var. Kıbrıs adasını Yunanistan'a bağlama, buna da ne diyorlar? Enosis, değil mi? Rumların e, Yunan'ın burada böyle bir tasarrufu var. Bunu hayata geçirmek için ilk fırsatı değerlendirecekler. 74'ten beri kabusları olduk o bölgede. Hiç beklemiyorlardı çıkartma yapabileceğimizi. Hele ki 74'te o toprakları geri alabileceğimizi. Erbakan'la arkadaşlarıyla birlikte, Ecevit'le birlikte hiç beklemiyorlardı. Tozu dumana kattık. Ve hemen önlem almazlarsa ellerindekilerin de gideceğini biliyorlar. Şuradan nacizane bir tavsiye. Sağlık Bakanı Georgias mıdır nedir öyle bir adam ya. İşte Savunma Bakanları Eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias. Bunların ağa babası Başbakanları Miço Takis. Ve oradaki çevrelerindeki yakınlarındaki o ülkeyi yönettiği düşünülen bence Amerika yönetiyor ama buralara söylüyorum. 1974'te elimizden kurtulamamış Yunanistan, Kıbrıs adası, Amerika'nın desteklerinin boşa çıkması falanlar filanlar değil mi? Çok olsa 10 sene bize orada direnebildiler. Yeni Türkiye ile karşı karşıya geldiklerinde akıllarını kaybederler, akıllarını. Akıl melekelerinden mahrum kalırlar. O yüzden akıllı olmak iyidir, iyi olan İyidir. Sizlere tavsiyem, bence bunu izleyen birkaç farklı adres gereken mesajı alacaktır. Sevgili dostlar, Yunanistanla alakalı Türkiye arasındaki gerginlikle alakalı mevzuları yine konuşmaya tartışmaya devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.